yapmıştır. Bugün Necdet Baba'nın oradayız. Çok değerli misafirlerimiz geldi. Fakat hava şartları da uygun olmadığı için hem yağmur hem sis. Kuşları ne uçurabildik ne şey yapabildik. Fakat çok değerli misafirlerimiz geldiği için onlarla küçük bir röportaj yapacağız. Ve bunu da şey altına almayı kayıt altına almayı düşünüyoruz. Umarım ki sizler de beğenirsiniz değerli dostlar, güzel insanlar. Evet, Selim abi. İlk önce seni tanıyalım. Ben Ankara Şerefli Başkanı Selim Sözdüner. Timur. 48 yaşındayım. Aklım Merdeler'de beslerim ben bunu. Koçhisar'da besliyorsun. Koçhisar'da besliyorum. Ankara'da uçuruyordum. Kaç senedir yapıyorsun? Aklın erdiğinden. Aklım Merdeler'de beslerim ben bunu. Peki nasıl başladı bu aşk, bu sevda? Çocukluktan başladı işte, köpek, kuş. Hepsi vardı bizde. Evet. Teşekkür ediyorum. Seni biraz tanıyalım. Kuşçu değilsin biliyorum. Kendini biraz tanıt. Valla ben Kayseri'yim. Evet. Tepe'nin kardeşiyim. Evet. Ben tır şoförüyüm. İşte bu. Eyvallah. Mustafa abi sen biraz tanımayanlar için kendini tanıtır mısın? Valla işte ben Mustafa Aslantaş yani. Kuşçu Kara Mustafa Aslantaş diyorlar. Evet. Yozgat, Boğazlıyan, Bektaşlı kasabasından. Evet. Ankara'da yaşıyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Eşte ben 60'dır Ankara'da. Daha halen uğraşıyoruz, daha halen mücadele devam. Benim gibi mücadeleden yok ki. Yok mu? Yok. Eyvallah. Benim gibi mücadeleden zannetmiyorum oldum. Ben 24 saat, 9 ay ben son, hep 12 ay öyleydi de son havalar böyle bozulunca baktık dayanamadık. Artık yaşa şey dokunuyor. Soğuk. Bir kutluyum değil. Gideceğiz. Benim orada soğuk oluyor, buradan daha soğuk oluyor. Onun için mecbur 11. ayın sonu veya 12. aya falan kadar kalıyoruz. Ondan sonra Mardin 20'sine kadar oradayım. Mardin 20'sinde oradayım. Eyvallah. Bir dahaki 11. Mustafa abi teşekkür ediyorum. Deprem baba hoş geldin. Baba, hoş bulduk. Ankara'ya misafirliğe seni biraz tanıyabilir miyiz? Tanımayanlar için. Ne konuda, kuş konusunda? Seni biraz tanıyalım. Benim adım Ali Güneş kardeş. Evet. Lakabım kuşların yüzünden kaldı. Deprem derler. Depremlerden. Yaklaşık 35 yıldır kuşu besliyorum. 25 senedir aynı kuşa hizmet ediyorum. Evet. Bu kadar. Hollanda'da yaşıyorum. Yarışmacılara başarılar. Yarışlara katılmıyorum. Dışarıdan seyrediyorum. Kendi halimde kendime kuş uçuran bir adamım yani. Eyvallah. Deprem babası. Herkese de başarılar diliyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Selam aleyküm kardeşim. Sen de hoş geldin. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz yüksek bir sesle? Ankara Ayaş'ta yaşıyorum. İsim ne abi? Ali İlkaya. Sen de kuşçuluk yapıyorsun. Evet, kuşçuluk. Meraklısın. Taklacı değil mi? Taklacı. Kaç senedir yapıyorsun bu işi abi? Valla herhalde 30 yıldır yapıyoruz abi. 30 senedir. Eyvallah. Bir de şöyle söyleyeyim. Kaç senedir bu, yani nasıl başladı bu aşk? Bu sevda? Vallahi kimlerden kalma? Abimiz var Sarı Şükrü diye. O bize iki tane kuş verdi. Paçasız. Evet. O sevda bir başladı. Bir daha da durmak bilmedi. Devam ediyor. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet kardeş. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Sen de hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Büyük YouTuber. Estağfurullah abi. Basri Akça. Basri AKÇ diyebilir arkadaşlar. Canlı mezat yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda da besteciyiz. Evet. Selamlar. Aleyküm selam. Abiden ve dededen gelen bir hobi. İşte biz de dayımın çıraklarındayız. Aydın Ataman'ın çıraklarındayız. Necdet abim olsun. Bu işi işte profesyonel yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda uçuruyoruz. Eyvallah. Size de tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun kardeşim. Bu arada arkadaşlar tekrar söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Basır kardeşimin mezatlarına katılmak istiyorsanız YouTube üzerinden Basri AKÇ Basri yazıp katılabilir arkadaşlar. Katılabilir, canlı yayına katılabilir. Alım evet. Satım da olabilir. Tabii tabii, canlı yayından biz zaten satış yapıyoruz. Eyvallah. Dünyanın her yerine gönderiyoruz. Eyvallah. Seni tanıyabilir miyiz? Geçen de bir sohbetimiz aynen oldu ama tanımayanlar evet için. Allah razı olsun. İsmim Fatih Şahin. Evet. Biz de bu işe gönül vermiş insanlarız. 44 yaşındayım. 83'te Hollanda'dan ilk bir izine geldik. Bizim oradaki paçasız kuşlarla bu sevda başladı. Hala devam edip gidiyor. Hollanda'da.
Hollanda'dan izine geldim. Ondan sonra ben Türkiye'de kaldım. Gideceğiz. Uzun yıllarda oyun kursunda profesyonel anlamda devam ediyor. Sürekli. Kuş aşkı içinde ben Ankara'da uzun yıllar yaşadım. Evet. Kuş için Yozgat'a yerleştim. Müstakil evimiz falan var. Evet. Ama Ankara'da duayenler var zaten aramızda. Onlardan öğrenmek, kendimizi geliştirmek adına gelip gidiyoruz burada. İşte Necdet abim var, Karadayım, Aydın Ataman abim. Hala eksikliklerimizi böyle abilerimizden, duayenlerden öğrenip kendimizi geliştiriyoruz. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Necdet abi sonradan geldin. Söylemek istediğim bir şey var mı? Canım kardeşim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Şey yaptık, tanıtım, hafif, herkesin... Aynen öyle, bunu dediğim gibi... Bir tanıtım yaptık, tamam, aynen o öyle. Sorun değil. Şimdi öncelikle Kral TV, Kral Kuşu TV'ye, YouTube'a hoş geldin diyoruz sana. Eyvallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Öncelikle şehir dışından gelen Selim abimize, oradan başlayalım, kardeşimize, Mustafa Karadayımız, bizim hem toprağım, hem duayenimiz, hem örnek aldığımız abilerimizin şahsiyetlerden, en değerlerden bir tanesidir. Kendini kanıtlamış ilk kuşçulardandır. Kara Mustafa dayı tanımayan yok. Kara Mustafa tanımayan atasını tanımaz zaten kuşçulukta. Ben öyle diyorum. Deprem Ali abim inşallah. Hollanda'dan geldi. Ali baba Allah razı olsun ayağına sağlık. Bugün biz şereflendirdi. Misafirimiz oldu. Onu da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Ali İnkaya kardeşim. Ayaş'ın gülü. Yani dereceleri var. Neleri var. Kuşlarını zaten anlatmaya gerek yok. Çok iyidir. Kendisi esnaftır. Benim de çok sevdiğim bir kardeşimdir. Basri Erkacı ayağına sağlık. O da hoş geldi. Zaten Basri tanımayan yok. Şimdi fenomen Basri. Yani artık dünyaya açıldı. Yani bizim de şeyimiz, fenomenimiz. Tabii tabii rejisörümüz. Gelecekteki duayenimiz. Ondan sonra biz zaten her şeyi ona bırakacağız. Artık o açılacak. Elimizden geldiği desteği de her türlü biz vereceğiz zaten. Veriyoruz da ufaktan da. Fatih kardeşim zaten benim hemşerim. Yozgat'tan geldi. Onun da ayağına sağlık. O da hoş geldi. İyi ki var. Sağ olun. Yani şöyle güzel bir gün. Çok sevdiğim dostlarımız, abilerimiz geldi. Ama hava şartları el vermedi ki. Keşke bir tane de onların gözlerine hitap edecek bir tane kuş atsaydık. Eke. Dumanlı bir dişimiz vardı. Güzel 25-30-40 metre oynuyordu. Yani 10-15 sefer yatıyor. Sessiz soluklu şetavattı. Güzeldi yani hayvan. Keşke hava şartları olsaydı onu da izlettirirse en azından gözümüzde bir o canlı kalırdı size. Yani oraya gittik de kuş izlemek demezdiniz ama hava şartlarını görüyoruz. Yine fırtına. De olsun bu demek değildir ki izlemeyeceksiniz, gelmeyeceksiniz. Tekrar sizi burada görmekten şeref duyarım. Ayağınıza tekrar sağlık, ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. Sizler varsanız biz de varız zaten. Söyleyeceğim bu kardeşim. Ayrıca tekrar sana da teşekkür ediyorum. Sağ olasın, Allah razı olsun. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Bunu burada keselim. İnşallah eğer ki arkadaşlar talep ederse bir konu üzerinde biraz sohbet yaparız diye düşünüyorum. Mesela niye deparlı kuş veya niye sadece kuş gelsin gitsin veya yöresel olarak Ankara kuşu mu, Kayseri kuşu mu, Sivas kuşu mu, Urfa kuşu mu ve bunların meziyetleri. Bunlar ne yapar? Eğer ki isterseniz bununla ilgili biraz sohbet şimdi, edebiliriz. Şimdi burada normalde biz zaten Ankara... Efendim abi hocam. Ya şimdi bir kuşçuluğa başlarken, ilk sevdaya başlarken neyi görürsen ona göre yönleniyorsun yani. Mesela sen diyorsun deparlı kuş veya da seferli kuş veya oyun kuşu veya seyir kuşu. Ama deprem abi, kuşçuların içinde hep herkesin içinde İyi kuş bir tanedir. Başka kuş yok. Ya iyi kuş bir tanedir de iyi kuş. Değil mi? Hepim olur mu canım? Yani demek istedim, demek istedim. İyi kuşun kriteri birdir yani. Ya işte. Herkes ister kuşun atımı iyi olsun. Kaçışı iyi olsun, deparı iyi olsun. Abi işte öyle bir şey olmuyor işte. Yok. Deparlı kuş seferi bol olmuyor işte. Yani seferli kuş başka, oyun kuşu başka. Kupa kuşu başka. Şimdi özellikle şöyle söylemek istiyorum abi. Mesela Kayseri'den örnek vereyim. Kayseri 3 metre 5 metreden alan kuşu seviyor. Mesela evet. Ankara sevmiyor. Öyle evet. Örnek verebilirim. 5 metreden alsın diyor bana. 20 metre gitsin diyor. Hızlı gitsin, sesli soluklu olsun diyor. Yeter bize. Ama duyduğuma göre Kayseri'de de kupa var.
Ya işte var. Herkes göresel fark ediyor şimdi. Mesela peki Kayseri'nin kupası 10 metreden mi alıyor ya? Evet bu sene 7 metreye çıkardılar. Ben Kayseri bölgesine çok yakınım. Daha önceleri aşağıdandı. Ama bu seneki tüzüklerine baktım ben. Yani takip ediyoruz, iç içeyim. Kayseri kuşlarını da çok iyi takip eden bir insan olduğum için 7 metreye çıkardım. 7 metreden? 7 metre evet. Yani yazılı, çizili. O da normal abi, değil abi ya. Şöyle, biz ona katılıyoruz. Hani ne gördüysek mesela orada o tarz kuş seviliyor. O tarz kuş seviliyor. Şimdi orada. Mesela Allah'ım. Mesela Kayseri'deki bir çocuk mesela kuşa sevdalandı. Ankara'daki kuşa nasıl beslesin ya da nasıl sevdalansın? Bilmiyor, tanımıyor. Gördüğüne sevdalanıyor yani. Şimdi şuna ben açıklık getireyim. Bir dakika. Buyur Mustafa. Şimdi mesela benim nazarımda da 7 metre alan kuş havai baş. Benim için kuş değil. Benim için de kuş değil. Benim en az bir kere 2 metre. Ama öyle gidelim. Kuşlar besliyorsunuz. Ben beslemiyorum abi. Ya besliyorsun, ben videolardan görüyorum, takip ediyorum. Senin gördüğün senin olsun abi. Şimdi 2 metreye gelirsin. Benimki en az 3 metrenin altına yani, iner. Adam bu. Hani 2 metre diyor. Tartışma yani, konusu yaptığın için tartışıyoruz onun için. Tamam abi, sorun değil. 2 metreye gelirsin. Yok yok. Yanında. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Şimdi ben bugün örnek bugün Ali abinin kapısına gittim. Bugün dedi ki işte gel o bir kuş izleyelim falan. Gittik. Kuşu ne gördüm? Ali abinin bahçesinde gördüğüm kriter o kriter. Yani artık gözümde onu aşması lazım. Yani ben orada gördüğümü anlatabilirim. Öyle insanlar zaten kuşa başladığı zaman deprem abinin söylediği gibi neyi gördü? Ya bir kuş görsün. Daha ondan iyisini görmesi lazım ki. Ta bu benden kuşlardan daha iyiymiş. Bunlara döneyim demesi lazım. Daha iyi görmesi lazım. Ben bu yani şöyle ne yaptım abi, sözünü kesiyorum. 14 senedir Kayseri kuşunu besliyordum. Tekrar develiye dayanıyor. Geldim kurban. Meziyetlerini anlatır mısın abi? Meziyetleri 3-3,5 metreden alıyordu. Yavrulukları çok uzun metrajlı adetli ama ekeliklerinde 5 takla 6 takla 25 metre 30 metre yapıyordu. Kaç tane atlıyordu? 17'yi geçmiyordu. 14-17 arası. Güzel abi. Madenci Bekir'in kuşları yani. Peki ses, adet. Surat, tokat? Ses çok aşırı. Ateş çıkartıyor. Aşırı abi, değil. Kuş, orada değil. Bizim orada sevmezler. Sessizliği sevmezler. Yo diyor orta bak. Bizim orada gevşek oynayan kuşu hayatta koymaz. Koymaz yani. Bizim amcaoğlu vuruyor. Bizim orada koyan kuş. Sağa sola atan kuş. Meziyet dışında hareketler yapan kuşu beslemezler. Yani bu şekilde de yetiştik. Ha keza şimdi o kuşları niye çıkardın da? Kardeşim Basri Akeçi. Kara Mustafa'dayım. Necdet abim. Ben dışarılar hep gezdiğim için daha iyi meziyet kuşlar gördüm. Aylarca. Bak yaklaşık 6 aydır Basri'nin orada gelip gidip Necdet abim de biliyor kuş. Bunların üstünde ve devamı olan kuşlar gördüğüm için şimdi ben o kuşlara hizmet etmeye başladım. Ama ondan önce görmediğim için benim kuşlarım daha iyi. Neyi gördün peki abi? Şimdi kardeşimiz de uzun metrajlı, adetli. Necdet abim de bir kuş gördüm. Ben 44 yaşındayım, 300 metre giden kuş görmedim. Şahitli, ispatlı. Ankara izlemiş, kayıtları var. Yani şimdi bu üstü, ben metrajlı kuş sevdiğim için görünce alt sınıftaki kuşu ben kümesimde tutmam. Bu sene mesela dayı da uçurdu, karadayımız da uçurdu. İki tane. Evet. Çok uzun metrajlı. Beyaz. Hayır, boz dumanlıyla duman uçurdu. Aynı beyaz da çalışıyor. Siyahinkilerin gibi çok uzun metraj, 300-400 metreleri, 200 metreleri gördük bu sene. Çok zaten, 200-300 metre. Beni görmüş. Tabii ki benim kuşlardan uzun bir de Necdet. Yani ben diyordum. Necdet abim kuşunu görmesek biz anlatsalar masa kuşçusu diye tabir ederdik. Hatta doğru mu? Karadan şöyle bir şey söyledi. Allah Allah dedi. Bizim kuşlardan uzun giden ya da o ayarda giden kuş mu varmış dedi. Kesinlikle kimse de yok diyordum. Evet. Yani Necdet bizi geçti. Necdet abi. Allah razı olsun. Abi biz de örnek sizi alıyoruz yani. Evet. Sizi takip ediyoruz, sizi örnek alıyoruz. Yani yaşayan efsanesiniz yani. 200 metre, 300 değil mi? Kafayı yemiş bunlar diyorlar. Aynen öyle. Ya şimdi bak ben burada Ali Timur Canlı Şahit. Yalan söylüyor. Tam şimdi abi geldi diyor. Buradan 5-6 metre. Daha tam indirmiş. Şu çamların en hizasından alıyordu. Orada bir yapıştırdı. Abi kuş 3 dakika gider mi ya? 3 dakika. Havaya dakika tut. Yani dakikasız saniye çekerken. Ya 1 kilometre gitti hele bir seferinde. 1 kilometre kuş mu gider abi? 2,5 dakikada benimki gitti. Oğlum 30 saniye fazla benim. Evet. Anladın mı demek istedim? Yani böyle bir de şeyde değil abi. Gidiyor. Hafif yanlıyor bir daha gidiyor. Hafif yanlıyor bir daha gidiyor. Yani böyle yüzüne vura evet. Aşağı dereye doğru gitmiyor. Daha gitmiyor. Havya yukarı doğru gidiyor abi. Bulutların içine girdi hayvan ya. Görünmüyor artık.
şeyden göremedik. Yani ya, son zamanlarda abi, son büyütüyoruz zamanlarda yine görünmüyor. Büyütüyoruz yine görünmüyor. Mevzet abi bu kuşlara kupay olmaz dediler. Dayım inat etti. Kupay attı. İki tane sefer yazıldı. Hakemlerin yazdığı. Deriye 40 dakika araya açtı. 40 dakika iki tane 40 dakika yaştığı için iki sefer yazıldı. Sonraki oyunlar daha uzun girdi vardı. De 4 kaç, metreye yazmıyor. Kaç metre yazıldı bu hakem heyeti? Kaç 150 bir 250 yani. 150 bir 250 metre yazıldı. 27 takla birisi 30 takla birisi. Şuna bak. Evet. Mesela şimdi ben siyah incilerin en son sana attığım video 18 seferdi sana kayıtlı attım 18 sefer 18 seferdi kayıtlı attım en kötü 30 60 70 80 metre 60 70 80 o da mesela başka bir kardeşiydi o da daha oturma ondan sonra o da bindirdi o da şey yapacaktı o da öyle yani 17 18 sefer ya da çok büyük bir başarı abi başarı abi bazen arada anlama çıkıyor zaten Timur öyle söyledi doğaüstü bu şey çıkmış bunlar ne böyle dedi ya valla yani. Tam olacak. Tamamlamasına gerek yok çam, mu yani? Çamdan aşağıya şöyle bindirdiğimi sayıyorlar mesela. Çam iyi çam. Çam evet. 4 metre. Şimdi çam 4 metre. Onu saymadım. İki tane sayılmadı. O da 4 metre. Onların tüzüğünde yok. Abi şimdi 3 metre. Bak, 3 metre. Şu poşet sarılmış. Orası 3 metre. 3 metre. 4 metre işte. 3,5 evet. Metre orası. Yani o çam tam 4 metre abi. 4 metre evet. 4 metre. O çam 4 metre. Abi Kayseri kuşu oraya girer ya onun altına da girer. Yani, girenler var. Bir de girenler var. Duman başı. Şimdi biz Kayseri'de benim arkadaşım geldi. Eski Kayseri kuşları var. Murat kardeşim geldi. Alçacı Murat benim kardeşim geldi buraya. Geldi gitti. Bana kuşla gönderdi. Yani. Abi dedi yanlış anlama dedi. Bizim kuşlarımız da sizde burada olmaz dedi. Onlar mesela o civarında 10 sefer, 12 sefer, 15 sefer demiyorlar dedi. Yani tamam sesli sorun atıştı. Benim kuşlar çocuğum zaten orada ödül almış kuş. Altın bilezik de almışlar çocuğun kuşuna. Ödül almış kuş. Kupa almış çocuk. Oradaki arkadaşım, Kayseri'deki arkadaşım. Ayağına yani sezon şey demişler. Birinciye bilin. Altın bilezik takacağız demişler. Çocuğun kuşuna altın bilezik takmışlar. O öyle bir kuş. O bana da gönderdi. Ama bizim kuşlarımız burada olmaz abi ya. Size uymaz dedi yani. Bizim kuşlarımız sizin kiler gibi kıyaslanamaz dedi. Necdet abi bir şey söylemek istiyorum. Buradan da hatta bu hazır çekimdeyken bunu da belirtelim. Dayım da buna katılacaktır. Sizler de katılacaksınızdır. Şimdi şöyle bir zihniyet çıkmış. Mesela biz geçen White Bay vardı kulaklar için de. Orada bir tane Kayserili arkadaşlar falan oturduk. Hep beraber sohbet ederken dediler ki uzun giden kuş 50 metreden 70 metreye bulan kuşun sonu hüsran diye şimdi Ankara'nın bir şeyi çıkmış. İsmi çıkmış. Karanlaması yapışır. Yani. İşte yapışır. Hani Kayseri kuşunda da böyledir. Mesela aşağı gelen kuşlar var ama adam ne demişler işte ya Kayseri kuşu yüksekten alıyor şöyle böyle. Senin yapmışsın böyle diye bir karalama da orada var. Tabii doğru bir karalama da orada var şimdi. Onları bir aydınlatmak lazım. Şimdi uzun yok. Giden kuşun sonu ya yapışır. Şöyle olur. Basri uzun giden kuş yapışır. Şimdi diyorsa, şöyle söyleyeyim. Gelsinler görsünler hadi kondusunlar da koruyayım. Şimdi yani. Sana evet. Sana ben videosunu attım. 18 tane seferinin evet. Kayıtlı ve artı el işinde kaç tane takla eleniyordu? En az 7 takla. 7 takla elendi. O sana attım. Evet. 18 tane sefer yapacak. Evet, alışık, yani alışık. 70 80 100 metre oynayacak. Evet. Ve 5 tane tahlayla konacak. Bu daha nasıl işte uzun gitme ne abi? Ben bunu anlamadım. Aydınlık çıkar. Siz getirirseniz bir insanlar da merak ediyorlar. Vallahi kaç tane görmek isteyen gelir görür. Aha abi, benim kendi dumanımı diyeyim abi. Mesela. Bir kişi gelsin benim dumanımı isterse yani iddia ederim. Gelsin indirsin de bir koruyun bakalım. O kondursun da bir koruyun. İşte şimdi oradaki arkadaşlar abiler merak ediyor. Ya diyorlar ki şöyle merak ediyor. Diyorlar ki bu kuş. Merhaba arkadaşlar. Tamam 100 metre 200 metre. Diyorlar ki şöyle diyorlar. Kaç tane yapabilir? Nasıl yapar? Altı nasıl olur? Onu bir izah edelim. Ya şimdi 50 tane yapmaz. 50 tane yapmaz. Tek tek abi. Kuş 10 tane yapar. 7 tane yapar. 11 tane yapar. 13 tane yapar. Belli olmaz ki uzun giden kuşun. Bugün bir 12 yapacağını 9 tane yapar. Yani uzun giden kuş. Abi sen 15 metre giden, 10 metre giden kuş zaten 50 seferi yapsın olur. Ya onun konuşan adamın hiçbir tecrübesi yok. Ya o tecrübesi boş konuşuyor. Görmediği için konuşuyor. Görmediği için. Tamam mı? Neye göre konuşuyor, nasıl konuşuyor? Neye dayanarak konuşuyor? Ya işte hepimizin başında. Bana göstersin, hedef göstersin o zaman. Aynı şeyi desin ki şu adamın kuşu desin. Bak abi bir saniye. Desin ki şu adamın kuşu şu kadar uçuyor, şu kadar sefer yapıyor, şu kadar adetli ama inerken boş iniyor. O hedefi de ispat edecek. Etmeyecekse konuşma. Abi canım konuşma. Ayıp yani millet yani gece gündüz emek veriyor. Şimdi Ankara'da onlardan dediğimiz bir tane var. O ismi de ben koymuşum. Onlardan diye. İsim vermeyeyim. İsmi Reizubayis değil. Türkiye'nin her yerine kuşları gitmiştir. Necdet abim de bilir, Karadayım da bilir, Ali abim de bilir. Çoğu kişinin kümesine de girmiştir. Bu kuşlarda bu dedikleri şu anda benim kümesimde de var. Vasıflardan vardı. Nasıldı bu kuşlar? 10 gün, 5 gün, 15 gün oynuyorlar. Akıl alacak derece oynuyor. Sonları hüsran.
sonu yok. Tabii. Abi o zaman madem ki söylediniz, insanlara faydamız olsun. Kimse ismi değil. Kuşun ismini söyleyin. Niye abi? Demin bir takipçim bana ne diyor arkadaşlar? Diyor ki senden rica ediyorum. İnsanları iyi bilgilendirin. Her şeye maşallah demeyin. Ya madem bu işi söylüyor. Yani. Uzun giden konuyor diyen o kendi daha iyi biliyordur. Bizden daha iyi biliyordur. Araştırmış biliyor ya konduğunu. Yani. Daha iyi biliyor. Bizden öğrenmesine gerek yok. Şimdi doğru bir tane. Eyvallah.